yani bu maçı taşıyacaksa bence Humanoid'in özellikle orta koridordan bir şekilde Doombie'ye karşı dezavantajla ayrılmaması gerekiyor. Ve eski Galio Akali'ye karşı net bir karşı seçim. Hatta ona karşı çıkan Lissandra ve Galio'ydu ilk karşı seçim. Şu ana kadar kuvvetli değil elbette. Yarı cana kadar indi Ejder. Evet, bir tane kontrol totemi var. Onu da oraya, onun için kullanmak istemedi. Zarze'de görüş alamayınca burada ilk Ejder, Okyanus Ejderi Fantlas Phoenix'e gidiyor. Doombie ile Humanoid arasında küçük bir çatışma var. O kadar. Döndür. Bu arada havaya sırç atmayı başardılar. Şimdi combo yapmak istiyorlar. Sırçasını aldılar. Çarp uygulandı. Susturuldu Gimgun ve ilk kan. Mavi tarafına doğru ilerliyor. İkinci Okyanus. Çok büyük bir kayıp değil. Chachi de burada ilk kulesini alacak. Ultisi de duruyor. Ulti kullanmış olduğunu görüyoruz Nosker'in burada. Üzerine gidiyorlar. Crisp çok hızlı eriyor. Kronometresini kullandı. Galio yardıma geliyor şimdi burada. Kobe geri çekilmeye karar verdi. Çok güzel tüylerini çekti burada. Chachi de geldi. Yalnız son bir vuruş gelmeyince ultisini kullandı LWX. İki kişinin arasında kaldı. Buradan çıkması çok zor görünüyor. LWX burada hayatını kaybedecek. Üst tarafta da kulenin altında öldürülmüş olduğunu görüyoruz. 2'de 2 yapan bir Vizici açı var. 5'e 1 oldu birdenbire. Ana hasar kaynağı kaysa ve diğer hasar kaynağı, ikinci hasar kaynağı Gangplank'te henüz online değil. Üçüsünü tamamlamış ama henüz yeteri kadar hasar çıkartamayacak kesinlikle. Bu orta koridor kulesi oldukça önemli bir objektif o anlamda çünkü haritayı açacak. FBX öne çıkmaya karar verdi burada Crisp'in yakalamasıyla. Galio ultisi geldi yalnız erimiyor işte Vizici açı. Kuleyi de tanklıyor olmasına rağmen üst tarafta Humanoid ve Tian arasındaki kapışma hemen sonlandı. FBX kulesini tutmayı başardı. Son dış kulesi bu onların. Ama kulesini tutmak için neler kullandılar? Ciddi iki tane ulti. 3. Gerçi Natus ulti tabii doğru söylüyorsun onunla beraber 3. Bu kitle kontrol içeren ultiler yokken hiçbir işe yaramıyor kompozisyon. Susturuldu. Ve bunu gören Spy hemen öne çıktı. Öldürüyorlar orada Doombie'nin canı. Kronometre onu kurtarmaya yetmeyecek. Önemli bir skor geldi. Kulenin de açılmasını sağlayacaktır bu. FPX için işler gittikçe kötüleşiyor. Tüm dış kuleleri düştü. Ve işte o bahsettik. Ultilere çok bağımlı bir kompozisyon FPX'in kompozisyonu. O ultiler olmadığı müddetçe Spy statiği çekmekte çok serbest. Hiçbir şey kullanmamışlardı hem de. Zerze yandan çok iyi bir tekme dostlarının arasına attı ve güzel bir skor getirdi Zerze'nin. Ama gördü orada. Kör şampiyon üstüne gitme. Gittikçe fark açılıyor. Aynen öyle. Biraz evvel demiştin ya geri dönülmeyecek nokta diye. Yavaş yavaş oraya doğru ilerliyoruz. Burada derin darbe kullanıldı Kobe'nin üzerine. Kobe ultisiyle engelliyor bunu. Yalnız araya giren Norskeren pişman oldu burada. Tian kronometresine saklandı bakalım çıkabilecek mi buradan. O da kendi sıçrasını harcayarak çıkmayı başardı. Bir skor burada FPX'te. Şansı olacak FPX'in oyun ilerledikçe ama altta bir skora karşı hiçbir şey almadılar ve bir tane ikinci kule verdiler çünkü... Baron'u yokluyor burada FPX. Görüşü olmadığı için düzgün. Yani hem onun yanı sıra hani LWX'in de karnesi çok temiz değil. Bu arada Vizicaçı'yı geriye attılar ama Vizicaçı'ya hiçbir şey olmuyor resmen. Bütün takımı tankladı ve şimdi dostları yardıma geliyor. Burada top salvosu aktive edildi. Yarı cana inen bir Vizicaçı var. Sonunda eritmeyi başardılar. Bir. Skor elbette LWX'de. Orada Crisp'in de düştüğünü görecek miyiz? Hayır, geri çekilmeyi başardı. Doombie yine de agresif gitmeyi tercih etti. 3'e 3 kaldılar burada. Bakalım daha fazla skor çıkacak mı? Gimgun burayı tutmaya çalışıyor. En fazla canı olan Rex sayı ultiyle geldi ve Zerze 2 skor daha getiriyor burada. Splice neredeyse katliam atıyordu. Sadece Crisp son anda hayatta kaldı. Bütün kitle kontroller, bütün her şey Vizicaçı'yı öldürmek için, Cho'Gath'ı öldürmek için, full tank Cho'Gath'ı, 16. seviye olan Cho'Gath'ı öldürmek için kullanıldı. Biz tekrar izlerken burada Baron'u da aldılar ve artık ciddi bir ittirme kuvvetine sahipler 7000 altınlık farkla. Yalnız Crisp yakalanmış olabilir burada. Çıpa onu kurtarmaya şimdilik yetmedi. Kazıklı zeminde tuttu. Devam edecek mi acaba Splice? Bir kazıklı zemin daha tuttu. Çaçı bırakmıyor. Çaçı bırakmıyor. Son anda çıpayla çıktı. Bekleme süresi kaç saniye bu yeteneğin ya? Burada yakalanan bir Crisp var. Kim bir kez daha yalnız önde ölecek Doombie burada. Bu felaket olabilir Splice için. Ama orada canı hızla eriyen bir isim daha var. Tian rakibini öldürmeyi başardı burada. Norskeren hayatta değil artık ama LWX arada ölünce hasar potansiyeli kalmadı burada FPX'in. Tian da düşecek. Splice bu oyunu çok net kazanmaya gidiyor şu sadece anda. Sadece Gimgun hayatta. Ve kitle kontrol işte Zaya bu, böyle bir nişancı. Galio üzerine geldi ama ultisiyle oradan kaçtı. Ondan sonra tüylerle onun yerine sabitledi. Ha, üzerinde zırh namına sadece Zonya var. O Galio'nu unutmamak lazım. O tüyler yakaladığı zaman sonrasında kaçışı olmuyor Galio'nun. Tirmeye gitmek yerine iki tane Indra alıp muhtemelen geri dönecek burada.
o kuleyi almayı başardı. Ve Vizic Ağaç hemenlere gidiyor. Herkesi tutmayı başardı. Norse Keren burada önemli olan top saldosu aktive edildi. Galio buraya iniyor. Savaş devam ediyor. Bir kişinin düştüğünü gördük orada. Yeniden doğacak şimdi. Ama doğduğu yerde onu bekliyorlar. Serze öldürüldü burada. FPX tutabilir burayı. Kobi'nin de canı yarıya indi. Vizic Ağaç hala çok tank ama üzerine gittiler. Kayısan'ın hasarı oldukça iyi. Kendini öne çıkardı burada ama tüyler çarpınca birden eriyorlar. LWX de düştü. Artık pek bir hasar olduğunu söyleyemeyiz FPX'in. Vizic Ağaç'ı öldürülemiyor burada. Tek bir Nexus Kulesi kaldı. Duin B tekrar öldü. Vizic Ağaç'ı bölüm sonu canavarı gibi gerçekten. Burada oyunu tutmuş gibi gözüküyordu aslında FPX. Ama LWX'in pozisyon dışı kalması maçı onlara kaybettirdi. Bakalım oyunu bitirebilecekler mi? Onu da öldürüyorlar. Gimgun da ölürse katliam gelecek zaten. Gimgun'un da buradan çıkışı yok. Tiyan geri geldi. Tiyan yetişti buraya. Vizic Ağaç'ı üzerine gitti. Son anda öldüremedi. Son inhibitörü aldılar. Tiyan'ın üzerine gidiyor burada Humanoid. Oradan oraya atlıyor ninjalar. Sadece Nexus açık artık. Spy'in yapması gereken tek şey Nexus'a sağ tıklamak. O ortamı bulmaya çalışıyorlar. Umarım taşları bastığı zaman aktifini onu görürüz. Kaç canı olduğunu. Burada Crisp Vizic Ağaç'ı yakaladı ama buna yakalamak denir mi emin değilim. FunPlus Phoenix için bu son savaş olabilir. Bunu tutmak zorundalar yoksa kaybedecekler bu maçı. Ve Norse Keren ultisini kullanıp iki kişiyi yakalamayı başardı burada. Canlar hızla eridi yalnız FPX tarafında. Shutdown geliyor Kaysa burada. Kaysa'nın düştüğünü görüyoruz. Bu oyunun bittiği anlamına gelecek %99 ihtimalle. 7700. Geri çekiliyor FPX. Yapacak hiçbir şey yok. Nexus kırılıyor ve tüm beklentilerin aksine kötü başlayan maça rağmen Splice burada zaferi almayı başarıyor.